Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kurtuluş Savaşı versiyon 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. 129 gün geçirmişiz bu arada. En son, evet hatırladım. Refakat edecektik. Abi refakat edelim. Aa, biz onu hayatta yakalayamayız. O yüzden gitmeyeceğim. Belki yok abi, ben kimseye vermem. Abi dur, savaşa girdik şurada. Bizimkiler beyler, siz dalın. Onlar da dalıyor gerçi. Güzel. Ordu güzel ama kale falan kuşatmaya gidersek ben çok girmemeyi düşünüyorum. Çok kayıp veriyoruz. Abi ben Kurtuluş Savaşı'nı, yani Kurtuluş Savaşı modunu seviyorum. İzlenmesi maalesef az ama yakın zamanda düzelecek diye umuyorum. Yani kanalın izlenmesi cidden şu anda çok düşük maalesef. Ama düzelecek diye dediğim gibi tahmin ediyorum. Çünkü ara vermemiz falan çok bozdu işleri. İnşallah düzelir. Neyse. Abi devam edelim. Ben çok tarz oyunları oynarken konuşmayı çok sevmiyorum. Biliyorsunuz sadece oyun hakkında konuşmayı seviyorum. Şu Rusları da indirirsek. Kurtuluş Savaşı'nda modu bitirelim abi, yani bitirelim derken biraz hızlandırmamız gerekiyor. Hazır Yunanlarla ve şeylerle savaştayken Yunanları bir atalım Anadolu'dan. İzmir kuşatmasına gideceğim de askerler abi bizim hep süvari falan olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Benim Mareşal yaparsa çok güzel olacak ama yapmıyor henüz Mustafa Kemal Paşa. Eyvallah. Bunları almıyorum abi. Lazım olursa şey yaparız, çekeriz. Askerleri süvari, 40 tane süvarimiz garanti var zaten. Harami Türk yiğidi. Güzel. Hemen bir kayıt alalım. Abi Ali Fuat Paşa'ya, nerede Ali Fuat Paşa? Abi Trabzon mu kuşatılıyor? Aynen, şu an Trabzon kuşatılıyor ve alınacak büyük ihtimal. Yunan lordu benim köyümü kuşatıyormuş. Abi şu anda ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Bilecik'i yağmaladılar. Ali Fuat Paşa, hadi gözünü seveyim. Yapacaksak bir şey yapalım. Gelmeyeceğim yanına falan. Evet, kaldık burada. Şimdi Trabzon'u Ruslar bizden aldı. Hazır Trabzon'da az adam varken ben gidip geri alayım Trabzon'u ve dediğim gibi haritada gördüğüm mü tepelerini çökeceğim. Boyar Kemal mi? Abi 7'den 6'ya indi. Yani bizim aramız iyiymiş. Bu bizim şeyden geçmiş oraya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş büyük ihtimal. Aynen, askerleri biraz. Osmanlı avcısı. Osmanlı askerleri var. Sanırsam Osmanlı'dan geçmiş ama aramız iyi. Bir de dağıttık abi Türk süvarisi falan. Çok rahat bir şekilde aldık. Madem ihanet etmiş, biz de onu esir alamadık.
terfi için hazırlarmış. Hemen terfi ettirelim. Trabzon'u şey yapabiliriz. Alabiliriz. Aynen, bizimkiler Trabzon'u kuşatıyorlar şu anda. Ermenistan Fransızlara savaş ilan etmiş bu arada. Envanterim kontrol... Oo. Çürümüş tavuğu da at. Envanter bayağı bir sıkıntı. Ben şöyle Kütahya'ya doğru, Kütahya'yı falan bir yağmalayayım. Bizimkiler zaten fetheder orayı. Abi şeye hazırmışlar. Şöyle hemen ayarlayalım. Güzel. Süvar sayımız da arttı. Kütahya'yı mecburen evleri falan ateşe veriyorum. Şu Yunan ordusundaki elemanı da alacağız. Manisa burada değil bu arada. Yani onu yanlış yapmışlar. Şunları almayacağım. Dediğim gibi şey yapacağız. Biz kendimiz sonra para basarız bunları şey yapacağıma. Şimdi kaydedelim şunu. Gel babacığım, sen kimsin? Kontrambu. Teslim ol ya da öl kardeşim, yapacak bir şey yok. 87 askerim var. Birkaç tane de şey alalım. Ne yaptık, dur ya. Herkes hücum. Aşağıdaki yazılar gözükmüyor. Birazdan düzelir büyük ihtimal. İyi, full yaya bunlar. Abi çok uzaktan isabet etmiyor ya. Ben direkt komutanlarını yapıştırayım. Güzel, tek attık. 96 zarar verdik zaten. Hop. Çok iyi baba, çok iyi. Kaç kaç kaç. Yenileri ne taraftan geliyor? Oo, burası yalnız sıkıntı oldu. Sen kime sıkıyorsun kardeş? O da ölmüş. Şuradaki elemanları alalım. Yunanları ben en iyisi Bilecik'e yakın olduğu için bir İzmir'imizi aldık mı, onlar bizim bu tarafa zor girerler. Yani hedefimiz İzmir'i falan kuşatmak olsun, ama kuşattıktan sonra da yani sıkıntı ya. Öldürdünüz mü? Aynen öldürdünüz. Tamamdır. Esirimsin yavrum, gel. Türk hücum askerini de ver bana. İki tane daha süvari. 45 tane süvari de bizim de işte şeyimiz. Ha, bir, ulan kalkan alacağım. Hep unutuyorum kalkan almayı ya. Envanterde yine fazla yiyecek yok. Bazı yerleri yağmalamamız lazım. Gidip Denizli'yi yağmalayalım. Denizli'yi yağmalayalım. Sonra Uşak Beyşehir yağmalanmış mı acaba? Yağmalanmamış gibi duruyor. Oralardan asker alalım. Yağmalanmış da olabilir ya. Güzel. Şimdi ekmeği falan ver abi. Şuradan balı ver. Tereyağları yiyorlar mıydı? Unuttum yine ya. Hep unutuyorum. Bir tane alalım belki yerler. Uşak yağmalanmamış. Uşak'tan gelecek kimse yok. Beyşehir de yağmalamış. Gitmişler, bir tek Bilecik'i yağmalamışlar. Bir kişi geldi oradan da. Öneriyi reddet. Ben şu adama Ankara'yı bırakayım. Al abi şeyi. Kont Timbru'yu. Al Kont Timbru'yu. Şimdi gidip bir kontrol edelim. İzmir'de ne kadar adam var? 205 artı 27. Aydın'a gel bakalım. Dur ben yakalarım onu baba. Sen kimsin? Ahmet İzzet.
Hemen teslim ol. Ahmet İzzet geldi mi? Bize bir gel dedi. Sıkıntı değil. Nam değeri bir. Bizim bayağı bir namımız falan olmuştur ya. Onurumuz biraz düşüktür. Çünkü köy falan yağmalıyoruz. Oo, demin ateş ettim. İsabet etti. Çok güzel indirdik onu be. Oo, sen kimsin oğlum? Çok iyi, çok iyi. İçinden geçtik mi adamların? Ha, böyle meydanda geçiyoruz da kale kuşatmasında çok sıkıntı ya. Yanımıza birini almamız lazım. Kale kuşatmasında yanımıza birimiz almamız lazım. Bir tek kafalık gelmiş. Şimdi gruptan abi Yiğit Türk askeri yapacağım seni. Al Türk Acem askeri ol. Değişik şeyler yapalım. Gel bakalım Aydın'a. Bu arada o kadar ters yapmışlar ki yani burası İzmir. Aydın şurası, Denizli şurası falan olması lazım. 235. Aa bak, talimli Yunan avcısı dediği çatır çatır ok kanlar. Yani mahvederler bizi. Trabzon'u geri alamamışız lan Trabzon'u geri. Ne yapalım? Biz Ankara'yı geri aldık. Şey yaptık. Muğla. Muğla'yı aynen deneyeceğim ya. Baktık düşüyoruz. Savaştan çekiliriz. Dur. Şurada bir Niğde'de bir şey gördüm. Niğde'de bir şey gördüm. Lord Kavel. Gel yavrum. Kahramanlıklarımı duymuşsundur. Niğde'ye girelim. Sonra kuşatmayı bu bölüm denemeyeceğim. Ama diğer bölüm Muğla kuşatması yapacağız. Muğla'ya bir ben hazırlık yapayım. O hazırlık da nasıl olacak bak. Şimdi tam plan kur. Oo, bunlar yalnız. Sıkıntı. Lan sıkıntı dediğim tek giriyor. Oğlum bir de utanmadan beni mi kovalıyorsunuz? Bu arada arkadaşlar yani bunları arka arkaya çekiyorum. Yani şunu yap bunu yap dediğinizde büyük ihtimal ben diğer bölümü zaten çekmiş olacağım. Çekil lan. Çek. Ha, bir sonraki bölümde Muğla'yı kuşatacağım ve birazdan nasıl kuşatacağımı da bakacağız. Hop böyle ıska geçersen ölürsün. Güzel bak. Adamları kendi üstüme çektiğimde bizimkilerden ölen olmuyor. Yalnız canım gitmesin. Mouse sesim size çok geliyor olabilir ve arkadan da cızırtı geliyor olabilir. Onu düzeltemedim abi. Uğraştım. Kendi benim mikrofonum var kulaklığım. Mikrofonla kulaklık birlikte. Olmuyor. Sesi algılamıyor. Gel abi gel abi. Var mı? Şurada bir tane eleman var. Vuramadım onu. Şunu buradan vurursam zaten ki vuramadım. Şimdi. Güzel. Kaç? 57 askeri kalmış. Tamamdır yapıştırdık. Hücum 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 hücum. Bütün süvarileri Ankara'ya bırakacağım. Elimdeki askerleri. Full okçuları alacağım. O şekilde Muğla'ya gireceğim. Yalnız çok tehlikeli yerde kaldık. Ta yani sıkıntı değil. Osmanlı avcısını aldık. Bunları da Rusya'yı zaten kontrol. En arkada gelen bunları kontrol eden eleman.
Demek ki en kıdemli oymuş aralarında. Süvariler meydanda kıyım yapıyor. Ama kaleye girdiğinde batırıyoruz. Yani çok fena kayıp veriyoruz. Bütün okçuları alıp şey deneyeceğim. Girmeyi deneyeceğim. Harami Rus süvarisi tarafından öldürülmüş. Kırk haramiler, kırk ara... Hoppa! Oğlum sıkıştırın şunu. Güzel. Şimdi abi saçıma başıma bakar mısın gözünü seveyim. Yan tarafta ayna var. Neyse sıkıntı değil şimdi. Eserimsin canım gel buraya. Şu süvarilerin hepsini al abi. Lord Cavell sen o kadar adam toplamışsın da. Bize sökmez kardeş. Anam. Bayburt'u Ermeniler almış. Ermeniler yalnız baya baya bir yani girdi içimize kadar. Oğlum şu kadarcık alan. Trabzon'u geri almışız. Şu kadarcık alandayız ya. Aynen. İlk işim abi şuradan Yunanları kovmak. Şu üç yerden. Daha sonra Fransızlara savaş açıp Çorum'u, İstanbul'u daha sonra şu bölgeyi alacağız. Bakalım halledeceğiz. Ankara'ya doğru git abi. Seyit Noyan. Bir kısmı buraya yerleştir. Alın şu Lord Cavell'i. Şimdi abi şunların hepsini al. Bana ne kadar verebiliyorsan ver. 53 mü verebiliyorsun? Hücum hatlarının hepsini al. Ver 67. 4 tane kaldı. Şu paralı süvariyi de al. 3'ünü al. 4'ünü ver. 71 tane Türk keskin nişancısıyla. Ne var onun elinde? Ok gibi bir şey var herhalde. Türk acemi askeri, hücum askeri. Şunu da bir hücum askeri. Allah yanlışta X'e bastım. Bir dakika. Türk acemi. Oğlum dur yanlış yaptım. Heh, sadece bu kalıyormuş. Bir pazar yerini bir kontrol edelim. Var mı şöyle düzgün? 31'e 29 yok. Bu daha iyi. Oo bayağı bir iyiymiş. 207 az. 350. Şimdilik versen şunu bana. Silah 45'te. Var mı daha düzgün bir tüfek? Yok sanırsam. Zırh 58'e 22'lik var. 90 bin. Biz o kadar para yapmışızdır şimdiye kadar ya. Yağmalardan falan elde edilen. Bence yapmışızdır. O yüzden ben kendime direkt 90 bin yapıştırıyorum. Bence yapmışızdır yani. Yoksa bu mu? Bu mu, bu mu? Bence bu ya, bu daha güzel. Aynen, bu daha güzel. Bence yapmışızdır abi. Bence yapmışızdır o kadar para. Ağır koşu atı, ağır koşu atı. Bizde ne var? Ağır av atı. Bunun hızı daha fazla da. Erzak, birazcık ekmek verebiliriz. Tavuk verme, çürüyor. At, silaha baktık. Tamam, şu anda üstümüz falan her şey güzel. Ben girsem yani yapıştırırım. Abi, yuvarlak kalkanımızın da... Tuh, konuşamadım. Kalkanımızı aldım işte onu. Muğla'ya doğru gidip video sonunda kaç dakika olmuş şuradan bakalım. 20 dakika olmuş. Bir sonraki videoda canı pahasına kaçması için serbest bırakıldı. Mustafa Kemal Trabzon'u Ahmet Cemal Paşa'ya aman versin. Evet, bir sonraki el buraya gireceğiz. 75 tane avcı var. Bu askerlerle burayı rahat alırsak buradan abi devam edeceğiz. Aydın, Aydın'dan sonra İzmir.
Ege bölgesini kurtarıyoruz. Evet arkadaşlar, izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.